Hakikaten kolay değil bir şeylere emek
yürütmek, büyütmek. Ben şimdi İktisadi Dayanışma TV'nin, daha doğrusu sizin mesleğinizin sesi olan yayın kuruluşunun genel yayın yönetmeni sevgili Nusret Sümer'i, ki çok heyecanlı bu gecenin mimarını, alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Nusret Sümer geliyor. Hoş geldiniz. Kürsüden mi konuşacaksınız burada? Peki. Dostlarım merhaba. Hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir gün. Büyük Önder Atatürk'ümüzün nezdinde tüm öğretmenlerimizin öğretmenlerin gününü kutluyor. Ellerinden saygıyla öpüyorum. Sevgili dostlar, dost kendini iki yerde göstermiş, iki yerde belli vermiş. Bir önünde, Allah vermesin, bir de düğünde. Bugün bizim düğünümüz, şölenimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Fatma Sinan arkadaşımızın huzurunda tüm otel personelimizi, tebrik ediyor, kutluyor. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca uyum soğuk ve hesapname program sahiplerimize teşekkür ediyorum. Yanımızda oldukları için bir kez daha teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlar, yaş 35, yolunu yarısı eder. Devamını getirmiyorum, sizler biliyorsunuz. Sizlerin örgütlenmesi için 35 yıl önce 8 sayfalık bir gazeteyle yola çıktık. 81 vilayetimizin 75'ini 15'e katladım. Bazı kapılardan kovuldum. Bazı kapılardan kucak açtılar ama hiçbir zaman yılmadım. 3568 sayılı yasanız yokken iktisadi dayanışma var idi. Katma değer vergisi kanunumuz yok iken iktisadi dayanışma var idi. Yılmadık. Üşenmedik, korkmadık. Birçok şeye göğüs gerdik. Hep sizlerle olmaya çalıştık. Ne mutlu ki bize. Bugün bizlerle beraber, sizlerle beraber burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada hepiniz ev sahibisiniz. Ben hiçbirinize misafir gözüyle bakmıyorum. İstanbul içinden ve İstanbul dışından gelen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, bizleri yalnız bırakmadınız. Fazla sizleri sıkmayacağım. Ufak bir anımı anlatarak sözlerimi noktalamak istiyorum. Yıl 1982'den önce 3568 sayılı yasanız çıkmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rahmetli Turgut Özal'dan randevu aldık. 15-20 tane Türkiye genelindeki arkadaşlarımız, büyüklerimizle kapılarını çaldık. Bizi kabul etti. İnanır mısınız? Kapısını çaldığımız an bizi karşıladığı adet biliyorsunuz. Çocuklar sayınız kaç? Abimizden bir tanesi dedi ki sayımız 100.000 dedi. Sayın Başbakanım. Oturun şöyle dedi. Bizimle 5-10 dakika ilgilendiğinden sonra ben yasanızı çıkartacağım, rahat olun dedi. Gelmişken dedik ki rahmetli Demir'e de ziyaret edelim dedik. İnanır mısın, kapısını çaldığımız zaman dedi biliyor musun? Çocuklar sayınız kaç? Arkadaşlar sayınız eksilmesin. Sarılın birbirinize, sarılalım. Gerçekten bu 3568 sayılı yasaya sahip olana kadar çok şeyler verildi. Çok şeyler kaybedildi. Çok ödüller verildi. Onun için sarılalım.
Yasa iyisiyle kötüsüyle çıktı. Sizlerin yasanız. Biz iktisadi direniş olarak gücümüzün yettiğince yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler var oldukça, ömrüm kifayet ettikçe, bu nefes bu bedenle kaldıkça, nefesiniz, sesiniz olmaya devam edecek. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Bu kadar mı? Çok teşekkür ederim ama sizi göndermiyorum. Efendim her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Kim o kadın? Nurcan Sümer. Alkışlarla geliyor. Ben de Nurcan Hanım'ın haberi yok mu? Sahneye davet edeceğim de. Göndermiyorum sizi. Nurcan Hanım neredesiniz? Ah, buyurun. Evet, 35 yıldır süre gelen bir yayın kuruluşunun arkasındaki asıl güç, itici güç Nurcan Sümer. Hoş geldiniz. Efendim sizi nasıl yapacağız böyle bilemiyorum ama hanginiz hanginizi tebrik edeceksiniz bilmiyorum ama galiba bence destek olduğunuz için o sizi tebrik edecek Nurcan Hanım. Siz onu fazlasıyla bence hak ediyorsunuz. Evet ve 35. yıl anısını biz bunu ölümsüzleştirelim istedik. Çünkü Nurcan Hanım sağ olsun ne zaman konuşuyorsak kendisiyle de Nusret Bey'le hep işinin başında, masanın başında eşinin sağ kolu olarak bütün çalışmaları sürdürüyor. Çok çok teşekkür ediyoruz onun da emekleri için. Ve bugünü ölümsüz kılalım istedik. 35. yıl plaketimizi bence Nusret Bey'den ziyade Nurcan Hanım